Kanal T ekranlarından herkese günaydın. Yine bir gazete programı ile karşınızdayız. Bugünkü stüdyo konuğumuz Girne Amerikan Üniversitesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Muharrem Özdemir. Kendisinin yapmış olduğu bazı çalışmalar var. Özellikle Atatürk ve Kıbrıs konusunda çok önemli bilgilere sahip. Onun dışında geçtiğimiz hafta 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü'ydü. Bu çerçevede kendisi de çok güzel ve anlamlı bir yazıyı kaleme aldı. 1966 yılında Türkiye'de şehit düşen Kıbrıslı Türk pilot, hava pilot Yüzbaşı Gültekin Şengör'ün hayatını fotoğraflarıyla birlikte tekrar kamuoyunun gündemine getirdi. Malum o da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yetişmiş bir Kıbrıs Türk'ü olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış, yüzbaşı rütbesine ulaşmış. Hatta bu dönem içerisinde kadro olmadığı için astsubay rütbesiyle de Kıbrıs Türk Alayı'nda kısa da olsa bir süre görev yapmış önemli bir isimdi. Kendisi de bu yazıyla onu tekrar Kıbrıs Türk tarihinin o belki de unutulmaya yüz tutan sayfalarından tekrar önümüze getirdi. Bu da bizlerin açısından hepimizin bilmesi gereken bir konuydu. Bu iki konu başlığının yanında koronavirüsle birlikte eğitim hayatında da bazı değişiklikler meydana geldi. Bunlardan en önemlisi ise örgün eğitimin yerine artık bu dönem itibariyle dijital eğitime geçtik. Peki bunların sonucu nasıl olacak? Önümüzdeki yakın zaman içerisinde YÖK'ün belirlemiş olduğu kararlar var. Finallerin, üniversite finallerinin nasıl gerçekleşeceği yönünde üniversitelerden ne gibi bir beklentiler var? Peki öğrenciler neler yapmalı? Bunların hepsini Sayın Hocamızla konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Mahmut Bey. Öncelikle hocam programımızın başında da ifade ettik. 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü'ydü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de belki de unutulan bir ismiydi. Siz geçtiğimiz hafta kaleme aldınız. Çok da güzel yazdınız. Yani teşekkür ederim. Böyle bir değerimizin biz varlığını sizlerle bir kere daha hatırlamış olduk. Biz hep rahmetli hava pilot yüzbaşı Cengiz Topel'i hatırlarız ama Türkiye'de de şehit düşmüş bir Kıbrıslı Türk pilotumuz var. Gültekin Şengör, o da rahmetli Cengiz Topel'in okuldan arkadaşı. Beraber görev almışlar, aynı filoda uçmuşlar. Siz biraz anlatır mısınız bize bunu? Tabii Kıbrıs Türk'ünün tarihine baktığınızda mücadelelerle dolu. Biz hep es geçiyoruz bazı şeyleri, bugünkü ortamda değerlendiriyoruz. Maalesef büyük mücadeleler vermiş, başarı hikayeleri yazmış insanlarımız da unutuyoruz. Tarihin tozlu rafları arasında bırakıyoruz. Bu bağlamda yeni çalışmalara başladık. Unutulmamasını istiyoruz. Özellikle verdikleri mücadelelerin unutulmamasını istiyoruz. Buradan 1878'de İngiliz idaresine geçtiği zaman ada halen anavatan için çabalayan büyük bir Kıbrıs Türk'ü var, büyük bir zümre var, büyük bir halk var. Bunların verdiği mücadeleleri bir şekilde bugün farklı mecralarda dijital ortama aktarmayı artık görev addetti kendimize. Bu bağlamda da iki ismi yazmaya başladım. İlki İsmail Bey'di, ikincisi de şehidimiz Gültekin Şengör'dü. Gültekin Şengör 1935'te dünyaya gelen, Lefkoşa'da dünyaya gelen bir büyüğümüz. Büyük mücadele veriyor aslında. Düşünün, İngiliz toprağındasınız. İngiliz vatandaşı addediliyorsunuz. Çünkü Lozan Anlaşması'nın 19, 20 ve 21. maddeleri var. Bu maddeler gereğince adada kalan Kıbrıslı Türkler Türk tebaası olmaktan çıkmak zorundaydı. Evet. İngiliz maalesef böyle bir şeyi diretmiş ve o dönemde bu şeye girmiş. Lozan Anlaşması'na girmiş ve Türk tebaası olarak görünmüyordu bu insanlar. İngiliz'i Müslüman tebaa olarak kabul etti ama Türklüklerinden hiç vazgeçmeyen, mücadele eden bir Kıbrıs Türk'ü var. İşte Gültekin Şengör de bunlardan biriydi. Tabi 35'te doğuyor, 47'lere geldiği zaman bir askeri lise hevesi var. Asker olmak istiyor ama asker olurken de bir İngiliz askeri değil, Türk askeri olmak istiyor. Ve Türkiye'ye müracaatları var, askeri okula 47, 48, 50 yıllarında müracaat ediyor. Tabii belli bir prosedür var. Önüne bir belge geliyor. Gelen belge içerisinde Türk tebaası olmak, Türk vatandaşı olmak ama maalesef Türk vatandaşı değil. Evet. Reddediliyor ama mücadelesinden vazgeçmiyor. Diyor ki ben Türk subayı olacağım, havacı olacağım. Bunun üzerine 54 yılında Lefkoşa'da liseyi tamamladıktan sonra askeri okula gidiyor.
Ardından pilot oluyor. Pilot olunca malum 63 olaylar, 21 Aralık 1963 olayları başlayınca kritik bir süreç. Bu kritik süreçte yine görev aldığını görüyoruz. 25 Aralık'tan sonra Türkiye Cumhuriyeti buraya anavatan olarak bir katkı yapıyor. İhtar uçuşlarının ardından buradan yaralıları götürmek, oradan Kızılay yardımlarını getirmek için 27, 28, 29. O ihtar uçuşlarına katılmış mı hocam? Bilginiz var mı? İhtar uçuşları için yer aldığı söyleniyor. Tabii bazı şeyler resmi olarak kayıtlı değil. Ailesinden öğreniyoruz. Ailesinin elinde farklı belgeler var. Çok değerli bir oğlu vardı tabii. Buradan onu da ayrıca anmak istiyorum. Milli Arşiv'in müdürüydü Gökhan Şengör. Birazdan görüntüleri de ekrana getireceğiz. Gökhan Bey'de 2010 yılında tanışarak bu bilgileri elde etmeyi başardık. Yani ondan aldım birçok bilgiyi. Elinde halen veriler var. Gün yüzü görmemiş arşivlik evraklar var babasıyla ilgili. Onların bir kısmını oraya yansıttık. İşte o dönemde buraya geliyor. Geldiğinde hem Kızılay yardımlarını getiriyor hem de buradan yaralıları Türkiye'ye sevk ediyor. O görevde yer alıyor. 64'te biliyorsunuz Kıbrıs Türkü'nün çok önemli bir dönüm noktasıdır. Erenköy Savaşları, Erenköy evet. Mücadelesi. Orada Cengiz Topel'le birlikte bu harekata hazır olduğu ve bu harekatta yer aldığı söyleniyor ki oğluyla bu konuyu detaylı olarak konuştum. Orada bahsettiği konular arasında bunlar da var. Ve Cengiz Topel şehit düştüğünde eşiyle yapmış olduğu konuşmalar var. Şenay Hanım'la da konuştum. Hayatta şu anda kendisi. Evet. Allah uzun ömür versin. Çok da hanımefendi birisi. Eşiyle ilgili o dönem neler yaşadılar? Cengiz Topel şehit düştükten sonra ne konuştular? Arkadaşlıkları nasıldı? Bunları da hep konuşma imkanı bulduk. Tabii ki çok değerli bir dostu. Şehit olduğunda günlerce diyor yemek yemedi. Yemeden içmeden kesildi. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Keşke Rumlar böyle bir çılgınlık yapmasaydı da diyor. Cengiz Topel de oraya gidip şehit olmasaydı diyor. Devamında 64'ün hemen ardında olayların karıştığını görüyor. 65 yılında Kıbrıs'ta görev almak istiyor. Evet, Kıbrıs Türk Alayı'nda. Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nda görev almak istiyor. Tabii o zaman yüzbaşı kadrosuyla gelebileceği bir yer evet. yok. Havacı çünkü, sınıf olarak havacı. Amirlerine söylediğinde amirleri diyor ki böyle bir şey imkansız çünkü senin sınıfın yok orada. Oraya gitmen imkansız. Eğer göndermezseniz ben kaçarım diyor. Bu da tabii eşinden aldığımız bilgiler, evet. eşinin anlattıkları özel anıları. Bunun üzerine bir formül üretiliyor. Üretilen formül sonucu da kendisi astsubay üst çavuş rütbesiyle adaya giriş yapıyor. Hatta Rumlar gazete manşetlerine de yansıtıyor o olayı. Gazete manşetinde üst çavuş rütbesiyle, kıdemli üst çavuş rütbesiyle görürüz Gültekin Şengör'ü. Evet. Bu arada hocam uçakta resimleri de... Evet, bu uçaktaki resimleri, bu Kıbrıs'taki resimleri şu an gelen. Evet. Malum adaya geldikten sonra alayın içerisinden fotoğraf kareleri bunlar. Alaya geldikten sonra buradaki mücahitlerle irtibat kuruyor, mücahitlere kıyafet tedarik ediyor. Devamında herhalde biraz evvel geçti o görüntü. Astsubay üniformasıyla. Astsubay üniformasıyla adaya iniş yapıyor. Tabii bu hemen arkadaki fotoğrafta adaya indiği fotoğraf. Çekilmiş olan ilk fotoğraf karesi. Astsubay rütbesiyle normalde yüzbaşı. Evet. Adaya, vatan sevgisi işte hocam. Tabii ki kesinlikle. Kesinlikle büyük bir vatan sevgisi var. Ne olursa olsun burada olmak istiyor. Kendi topraklarında mücadele etmek istiyor. Bir yıl boyunca Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayında kalıyor. Hem mücahitlere destek sunuyor burada. Kıyafet verdiğini söyleyen mücahitler var. Daha sonra görüştüğüm abilerimizden, değerli büyüklerimizden. Bir yıl boyunca da olası bir harekatta bombalanabilecek kritik noktaların haritasını çıkarttığını söylediler. Bir yıl sonra tabii tekrar dönüyor. Yine bir eğitim uçuşunda aynı filoda oldukları üsteğmen arkadaşının oksijen maskesinde sıkıntı yaşadığını görüyor. 12 Temmuz 1966'da. Bunu kuleye bildiriyor. Tabii onunla ilgilenirken bu arada bir bulutun içine girdiği söyleniyor. Ve irtifa konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Daha çarparak arkadaşıyla birlikte Sakarya şehit oluyor. Sakarya bölgesinde mi? Şeydi Adapazarı'nın Akyazı ilçesinde Sakarya. Şehit oluyor. Tabii hazin bir öyküsü var. Büyük bir mücadelesi var. Burada zaten lise yıllarından itibaren mücadelesini görüyorsunuz. Gazetelerde fotoğrafçılık yapıyor lise yıllarında. Hatta Foto Şipşak diye lakabını da koyuyorlar. Öğrenciler arasında, evet. öğrenci arkadaşlar arasında da öyle biliniyor. Çok ince ruhlu birisi, çok duygusal birisi.
etrafı kırmayan kibar bir kişiliğiyle tanınıyor. Tabii biz de kendisini rahmetle anıyoruz çünkü evet. verdiği mücadele büyük. Ama Kıbrıs Türk'ünün o dönemden bu döneme gelinceye kadar verdiği mücadeleye bakarsanız birçok kahraman var. Bir tane kahraman yok, birçok kahraman var ve unutulmaya yüz tutmuş kahramanlar bunlar. İşte köşe yazılarına başlarken bu amaçla başladık. İnşallah ilerleyen süreçte de bunları görsel olarak evet, da sunacağız. Evet hocam, Türkiye'de tüm general rütbesine yükselmiş bir Kıbrıslı Türk daha var değil mi? Tabii ki yani Erenköy bunu... Savaşları'nın kritik noktası. Önümüzdeki dönemlerde hayatını yazacağım. Ali Fikret Hatun var, emekli tüm general. Ankara'da yaşıyor şu anda. Evet. Hakkı Bey'in de eski başkanımız, meclis başkanımız olan Hakkı Bey'in de abisi kendisi. Çok çok değerli birisi, tanıştığım, görüştüğüm ve her zaman irtibatta olduğum değerli bir büyüğümüz. 1964 olayları başladığında Kıbrıs'a görevlendirecekler birilerini. Fakat gönüllülük esasına göre gidecek. Ali Fikret Hatun gönüllü olarak bu görevi istiyor. Rütbesi nedir hocam? Üsteğmen o zaman. Üsteğmen. Üsteğmen. Ama gerçekten bu insanları dinlediğinizde şunu fark edersiniz, hepsi duygu yüklü. Duygusal, merhametli ve vicdan duygusu var. Yani buraya gelirken bir insan öldürmek amaçlı veya savaşmak amaçlı değil, toplumunu korumak, kollamak amaçlı çıkış yapıyorlar. Erenköy'e geldikten sonra ilk verdiği şehitler var. Şehidi verdikten sonra bugünkü Erenköy şehitliğinin yerini belirleyen, oraya defneden kişi aynı zamanda. Ve oraya defnederken diyor, Anadolu'dan gelecek askerleri karşılayacak şekilde biz o şehitliği kurduk ve ilk şehidimizi oraya o şekilde defnettik diyor. Çok duygusal birisi kendisi. Adaya geliş hikayesi var. Adaya gelirken işte eşine bir mektup yazıyor. Ömrümün sonuna kadar seveceğim can yoldaşım diyerek başlayan bir mektup ve yeni doğmuş çocuğu var. Seni diyor önce kendine sonra Allah'a emanet ediyorum. Belki bir daha geri dönmeyeceğim. Bu vatan diyor. Vatan savunması. Böyle çıkıyor Erenköy'e. Erenköy mücadelesinde rahmetli Denktaş'ın orada verdiği demeçler var biliyorsunuz. Orada verdiği, eğer siz gelemiyorsanız biz de Türklüğe yakışır bir şekilde burada şehit olacağız diye telsiz konuşmaları var. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahalesi var. İlk garantörlük hakkını kullanarak evet. yaptığı müdahale aslında. Orada birlikte konuştuğu cümleler var. Cephe hattında neler yaşıyorlar. Öğrencileri çıkartırken konuştuğu kritik cümleler var. Öğrenciler çıkmak istemiyor. Bu bir savaş çünkü. Yani savaş ortamında ilk başlarda tedirgin oluyor. Bir üsteğmen rütbesiyle öğrencileri ikna ediyor. Hep beraber cepheye gidiyorlar. Destansı bir mücadele. Kesinlikle. Yani bu insanların unutulmaması gerekiyor. Verdikleri mücadeleler evet. çok büyük çünkü. Evet hocam, bu yazı diziniz zaten devam edecek. İnşallah son tüm generalimizle ilgili yazınızı da hep birlikte bizler de takip edeceğiz, okuyacağız. Zaten sosyal medyada da çok ciddi oranda takipçisi olan bir isimsiniz. Yazdığınız köşe yazıları binlerce insana ulaşıyor. Yani biz bunları görüyoruz. Bu noktada da atmış olduğunuz bu adımı bizler de destekliyoruz. Takipçiniz olacağız bizler de sizin. Teşekkür ediyorum. Amaç unutulmasın bu insanlar. Tek yaptığımız bu. Gençlerimize de hani hep söylüyorlar ya, bizden bir şey olmaz. Bizden çok şey olur aslında. Düşünün, şu anda kendi toprağımız, kendi vatanımız, kendi devletimiz var. O zaman böyle bir imkan da yoktu. İngiliz tebaasında, İngiliz'in koyduğu kurallara uymak zorunda olan bir Kıbrıs Türk'ü vardı. O zor şartlarda böyle bir mücadele vererek bizden neler olabilir onu gösterdiler bu insanlar. Aslında bizden çok şey olur. Bugün kendi devletimiz var, kendi sistemimiz var. Evimizin içini düzleyeceğiz sadece. Yeniden düzeltip yeniden yürümesini bileceğiz. Bizden neler olduğunu göstermeye çalışıyorum aslında bu köşe yazılarıyla. Evet hocam, kan aynı kan. Nasıl ki Ergenekon'dan çıktı, onlarca devlet kurdu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti de 19 Mayıs 1919'da esarete baş kaldıran bir liderle bugünkü modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasını sağladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onun açmış olduğu yol hepimize ışık oldu. Onun çizdiği bu yolda yürümek bizler için bir onurdur, bir şereftir. Kesinlikle. Gazi'nin Kıbrıs'a bakış açısı da bir ayrıydı. Kıbrıs düşman elindeyse Anadolu'nun bağrına hançer saplıdır ifadesini kullanmıştı. İşte o Kıbrıs'a yaşadığı müddetçe çok önemli katkıları oldu, yardımları oldu. Buraya matbaayı gönderdi. Ondan dışında yine burada ailesi şehit olan albayımız Nihat İlhan'la bir kesiştiği nokta var.
yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin efsane isimlerinden Necati Özkan'la kesiştiği nokta var. Baktığımız zaman çok fazla Kıbrıs'ta haşır neşir ama biz hep bu noktaları unutmuşuz ya da bize anlatılmamış. Siz bunları da araştırıyorsunuz, gün yüzüne çıkarıyorsunuz. Atatürk ve Kıbrıs deyince neyi anlamamız lazım? Şimdi Atatürk deyince zaten insanın ister istemez eğer bir şeyler taşıyorsanız, bir şeyler hissediyorsanız mücadeleci ruhu kabarır kesinlikle. Çünkü Atatürk dediğinizde elbette etrafında Atatürk gibi yine çok zeki, çok başarılı olan silah arkadaşları vardı. Evet. Atatürk'ü diğerlerinden farklı kılan yönü ise farklı düşünebilen, düşündüğünü hayata geçirebilen, girişimci ruha sahip ve hareket edip ısrarla, inançla inandığı dava uğrunda yürüyen bir ruha sahipti Atatürk. O yüzden Kıbrıs Türk içinde hep mücadelede Atatürk ve Atatürk Türkiye'si, Atatürk'ün kurduğu sistem bir mihenk taşı olmuştur. Hep oraya yönlenmiştir Kıbrıs Türk'ü. Hep onun arkasından gitmiştir. Kıbrıs'ta da tabii 19 Mayıs'ı hemen 19 Mayıs'ı yakın bir zamanda 101. Evet. yılını kutladık hem gençlik bayramını hem Atatürk anma bağlamında. Hocam, 19 Mayıs bir ruhtur esasen. Yani kesinlikle o oraya çıktığı ruh. Gündür. Yani binlerce yıldır bu içimizde yanan bir ateş. Tabii ki. Bizim. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 1919 yılında kurmak için yola çıkmışız ama onun sonrasında yine aynı şekilde mücadele etmiş bir avuç Kıbrıs Türk'ünün bugün bayrağı altında dalgalanan bir devleti var. Kesinlikle. Şimdi şöyle düşünmek gerekiyor. 19 Mayıs'ta oraya çıkarken aslında Atatürk, Mustafa Kemal'i Atatürk yapan bir ruhtu 19 Mayıs ruhu. Devamında bu halkın nasıl bir güce sahip olduğunu gördü Atatürk. Bu halkı nasıl tetikleyip birlikte yürüyeceğini de gördü. O yüzden 19 Mayıs kritik bir nokta. İşgalcilere dur denilen bir nokta. Kıbrıs Türkiye için de mihenk taşı olan evet. bir nokta. Yani Çanakkale var hemen ondan önce bakıyorsunuz. Çanakkale'de büyük bir mücadele var. Mustafa Kemal'ın verdiği bir mücadele var. Orada zaten ön plana çıkan bir Mustafa Kemal var. Ama Atatürk yapan 19 Mayıs var. 19 Mayıs'ın ardından gelen mücadele var. İşgalcileri ortadan kaldırması var. Kıbrıs Türk'ünü her zaman tarihi süreçte bakıyorsunuz. Vefat edinceye kadar Atatürk düşünmüş. 1938 Haziran'ında buraya gönderdiği Hamidiye gemisi var. En baştan en sona anlatmak gerekiyor evet. aslında. Yani Kıbrıs Türk'ünün 1914 yılında başlayan ve devam eden savaşlara buradan katkısı var. Ana vatanla hiçbir zaman bağını koparmayan bir Kıbrıs Türk'ü var. Buradaki mücadeleci ruhu var. Atatürk'ü burada özümseyen bir Kıbrıs Türk'ü var. Hem Atatürk Kıbrıs Türk'ünü özümsemiş hem de Kıbrıslı Türkler Atatürk'ü özümsemiş aslında baktığınızda. 1923'e gelindiğinde bakıyorsunuz ki Lozan Anlaşması'nın 19-20-21. maddesi kritik maddeler Kıbrıs Türk'ü tamamen ana vatanından kopartılmak isteniyor. Bence en kritik nokta orada şu ibare, tam detaylı olarak maddeyi şu an anımsayamasam da şunu söylemek istiyorum. Diyor ki tebaasını seçmek zorunda Kıbrıs Türk'ü. Yani ya adada kalacak, Türk vatandaşlığından çıkacak, İngiliz vatandaşı olduğunu kabul edecek ya da buradan temelli gidecek bir daha adaya dönemeyecek. İkisinden birini tercih etmekle. Evet. Ama Rum'a bu şartı koşmuyor. Rum aynı zamanda Yunan tebaası olarak da kalabiliyor. Kıbrıs Türk'üne böyle bir şeyi şart koşuyor. Çünkü ileride burası güçlenir, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti güçlenirse adanın tekrar Türkiye tarafından istenmesinden korkuyor İngiliz. Ve bu madde orada yer alıyor maalesef. Bunun ardından Kıbrıs Türk'ü vazgeçiyor mu mücadelesinden? Vazgeçmiyor. Aslında en önemli kesmini bu anlaşmadan sonra kaybediyor. En ileri gelenleri Türkiye'ye gitmeye başlıyor. Belli bir kesim burada kalıyor. Onlar da nedir işte? Çanakkale ruhuyla hareket eden ve adada mücadele veren Doktor Hüseyin Bey işler, Karabardaklar. Onlar burada bir kısmı kalıyor. Kalanları da nasıl entrikalarla İngiliz'in ortadan kaldırdığını görüyoruz zaten. 1928 yılına geldiğinde Atatürk'ün buraya Söz Gazetesi'ne ilk Latin alfabelerle matbaayı gönderdiğini görüyoruz. Buraya ne kadar önem verdiğinin aslında en büyük göstergesi bu. İlk buradan başlıyor her şey. Devamında
1930 yılında Necati Özkan'ın ön plana çıktığını görüyoruz. Aslında 1930'da değil, daha öncesinde öğretmen olarak başlayıp belediye meclisinde yer alıp ve 1930'da da İngiliz'in kurmuş olduğu Kavani Meclisi'nde yer alan bir Necati Özkan var. Mısırlı Zade diye biliniyor aslında. Özkan soyadını nasıl alıyor? 1934 yılında yine bir Kıbrıslı Türk'ün ismini anımsayamayacağım. Fatih Güvendiren isminde bir Atatürk'ün yanında bir Kıbrıslı Türk var. Onun yardımlarıyla 1934 yılında Atatürk'le görüşüyor. Atatürk'le görüştüğünde Atatürk Özkan Soy ismini veriyor. Evet. Nasıl bir mücadele veriyor arada da? Tamamen Türklükle ilgili mücadele veriyor. İstiklal Gazetesi'ni açıyor, parti kuruyor. Devamında İngiliz'in karşısında duruyor. Benim için Türk halkının çıkarı neyse o diyen birisi var. Hatta kurduğu fabrikalarda kullandığı ampleme bile bakarsanız Atatürk ilkeleriyle örtüşen bir yürüyüşü var aynı şekilde. Aynı Necati Özkan'ın 1938'de 29 Ekim'de bayrağın yasak olmasına rağmen 29 Ekim kutlamalarına katılıp İngiliz mahkemeleri tarafından, adada bulunan İngiliz mahkemeleri tarafından cezalandırıldığını görüyoruz. Atatürk ve Hamidiye gemisini özellikle bahsetmek istiyorum ben. 1938 yılına geldiğinde malum ata sıkıntılı evet. bir süreç yaşıyor. Hele Mayıs ayında artık iyice ağırlaşan bir sağlık problemi var. Törenlere çıkarken bile çok sıkıntılı. Son töreni zaten Mayıs baktığınızda. Haziran ayı içerisinde önce Yunanistan'a uğrayıp sonra da adaya gelen bir eğitim gemisi var. Hamidiye gemisi. Önce Yunanistan'a gidiyor sonra buraya geliyor. İçerisinde 200 tane Bahriyeli'nin olduğu biliniyor. Bu Bahriyeliler adaya gelecek, Mausa Limanı'na gelecek, İngiliz'den izin alınıyor. Önemi şu, ilk defa 1878'den sonra ilk defa bir Türk askerinin olduğu gemi adaya gelecek. Halkın içerisinde büyük bir heyecan başlıyor. Hatta öyle bir heyecan ki liseye kadar düşüyor. Lisenin o dönemdeki öğretmeni var, müdürü var. Tam ismini anımsayamayacağım, Wood soy isminde. Tabi bunun eşi Çanakkale'de savaşan birisi. Kadın da Ermeni aslında, İstanbul Ermenilerinden o dönemde evleniyorlar. Burada da lise müdürlüğüne geliyor. Düşünün ne kadar kritik görevlerde kimler var aslında. Evet. Bizi eğiten insanlar nasıl aslında baktığınızda o dönemde. Buna rağmen Kıbrıs Türk'ü nasıl davasına sahip çıkıyor onu bilmemiz gerekiyor aslında. Lise müdürü çocuklarda bir heyecan görüyor. Yani Çanakkale Savaşı'na katılmış bir İngiliz subayını daha sonra biz eğitimin İngiliz, başında... İngiliz subayının eşi müdür olarak evet. Türk Lisesi'nin başında bulunuyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani orada bulunan kadın öğrenciler arasındaki konuşmaları dinliyor ve öğrenciye heyecanla diyor ki yakın bir zamanda Hamidiye gemisi gelecek. Yani Hamidiye gemisinde Türk askeri gelecek, şu olacak, bu olacak. Öğrencilerde bir heyecan var. Halkta değil sadece, öğrencilerde de. Bu olayı küçümsüyor. Öğrencilerin böyle bir şeyi anımsadığını duyunca sinirleniyor, belli etmiyor fakat küçümsüyor. Diyor ki o diyor basit bir kayık gibi bir şey işte diyor, çok eski bir gemi. İleride diyor İngiliz fırkateyni gelecek buraya, görkemli bir gemi. Onu boş verin, böyle böyle yapın deyince Söz Gazetesi'nden çok sert bir eleştiri geliyor. Onu birebir okumak istiyorum tabii size. Tabii şöyle bir... Söz Gazetesi o dönemde kimin? Yani o dönemde tam anımsayamıyorum. Yine şeyin olması lazım. Yani Remzi Bey'in olması lazım. Remzi Bey'e ait. İsim vermeden gazetede bir paylaşım yapıyorlar. Ama Mithat Bey olduğu anlaşılıyor. Bu yazıdan sonra gazete birkaç gün kapatılıyor. Evet. Yazı aynen şöyle. Anılarında bahseden birisinden buldum bunu. Ey hiçbir milli sahip olmayan madam diyor. Madame Foot'a yönelik yazıyor gazete manşetinde. Ey hiçbir millete sahip olmayan madam, bir gün senin de bir milletin olur ve Hamidiye gibi bir harp gemisine sahip olursan, onunla gurur duymanın, milli his ve heyecanının ne demek olduğunu o zaman sen de anlarsın diyor. Bu çok önemli bir söz ve İngiliz evet. tebaası olan bir devlette, yönetimde bunu yazıyorsunuz. İngiliz sömürgesi olan bir toprakta bu manşeti atıyorsunuz, düşünebiliyor musunuz? Nitekim 23-25 Haziran 1938 tarihinde bu gemi Mausa Limanı'na demirliyor. Adanın her yerinden gelebilen herkes bisikletlerle, katırlarla, taksiyle neyle ulaşabilirse Mausa Limanı'nı hınç hınç dolduruyorlar. Mausa Limanı'nda büyük bir kalabalık var. İngiliz tedirgin, kenarlara halatlar çektiriyor gemiye kimse ulaşmasın diye.
Tam bu esnada yine Necati Özkan ön planda, rahmetli oğluyla konuşmuştum en son. O anlatmıştı babasından dinlediklerini birebir. Ön tarafta duruyor, kasapları en ön sıraya yerleştiriyor. Diyor ki gemiye girmemesi için halkın önüne böyle bir engel koydular, böyle bir tedbir alıyorlar. Ben konuşurken başımı indirdiğimde diyor siz de palaları çıkartın, halatları kesin, halk gemiye girsin diyor. Evet. Ve işaret yaptığında kasaplar, ön saflarda yer alan kasaplar halatları kesiyor. Büyük bir kafile gemiye doluşuyor. Türk askerine sarılıyorlar. Orada gemide şükür namazı kılan var. Birlikte sarılanlar, ağlayanlar. Büyük bir kalabalık var. Mahşeri bir kalabalık. Düşünün o gemiden inen 200 tane Bahriyeli Lefkoşa'ya gelecek. Necati Özkan onuruna yemek veriyor. O yemeğe katılacak. Yolda her geçtiği Türk köyünde kurban kesiyorlar. İlginçtir, Rumların da büyük bir şeyi var, sevgiseli var gelen Türk askerine. Onunla ilgili Rum gazetelerinde o günlerde yayınlanan şeyler var, şiirler var Türk askerine yönelik. Yani sen çok ilginç, enteresan bilgileri paylaşıyorsunuz. Yani bunlar unutulan şeyler. Şimdi siz söyleyince o dönemde işte Türk büyüklerine yönelik entrikaları hemen aklıma benim çok herkesin de bildiği bir olay geldi. Bu yakın zamanda Hong Kong'da biliyorsunuz ayaklanmalar çıktı Çin'e karşı. İşte İngiliz destekli olduğu ifade ediliyor. Evet. Orada Türk gazeteleri şunu attı. Hong Kong'la Denktaş'ın kesiştiği nokta diye. Evet. Rahmetli kurucu cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'a Hong Kong'un başsavcılığı teklif ediliyor. Evet. O dönemde. Yani görüyorlar Denktaş Bey'deki ışığı. Burada evet. Onun bir çaba içerisine gireceğini. Rahmetli liderimiz Doktor Fazıl Küçük'le birlikte bir devletin ateşini yakacağını hissediyorlar. Zaten bu ateş var da birinin bunu harlaması gerekiyor. Evet, evet. Şöyle bir aslında biraz daha geriye gidip tekrar günümüze dönecek olursak 1963 olaylarının en kritik noktası neydi? Doktor Nihat İlhan'ın kanlı banyo küveti içerisinde ailesinin katlediliş olayı var baktığınızda. Bunu da maalesef farklı farklı yansıttılar. Oysa evet. Ki aynı evin içerisinde katliamdan sağ kurtulan kaç kişi var? Bunların anlattıkları kayıtlar var. Silahların ebatları var, ne olduğu var. Hepsi kayıtlı kuyutlu ama bugün algıyı farklı şekilde yönetmek isteyenlerin farklı yansıttığı olaylar var. Doktor Nihat İlhan'ın Atatürk'le karşılaşması var. 1937 yılında Atatürk Elazığ'a gidiyor. Elazığ'ı ziyaret ediyor. Evet. Ve Elazığ ziyaretim bizzat rahmetli Doktor Nihat İlhan'dan dinlemiştim ben. Emekli Tuğ Generalimiz biliyorsunuz, Allah rahmet eylesin. Anlattığı hikayelerin içerisinde bence en kritik olanı budur. Atatürk'le karşılaşıyorlar. Yanında kim var? Kıvırcık saçlı Müzeyyen isminde bir ablası var. Ablasıyla birlikte bekliyorlar. İşte o sırada bir askeri bir birliğe giriyor. Atatürk çıkışta hemen ön planda duruyorlar. Ablası tabii kıvırcık saçlarıyla dikkat çekiyor. Atatürk'ün yanında da Sabiha Gökçen var, manevi kızı. Hı hı. Hemen aşağı iniyor. Önce ablası Müzeyyen'i seviyor. Diyor ki işte ne yapıyorsun kızım? Okula devam ediyor musun? Ne olmayı düşünüyorsun gibisinden soru soruyor Atatürk. O da diyor ki ben ortaokulu bitirdim. Ortaokul seviyesinde eğitimini tamamlamış. Lise olmadığı için eğitime gidemiyor. Sabiha diyor al kızı arabaya diyor. Arabaya alıyorlar. Bunu diyor Bursa'ya götüreceğiz diyor. Bursa'da diyor işte diyor liseye yatılı okula kaydettirelim. Eğitimine devam etsin diyor. Tabii panikliyor ailesinin falan haberi olmayınca ağlıyor. Sonra işte ailem haber olmadan gitmek istemiyorum diyor. Tekrar iniyorlar konuşuyorlar. Sen ne olmak istiyorsun oğlum diyor. Doktor Nihat İlhan'a yöneltiyor. Doktor Nihat İlhan şöyle anlatır Atatürk'ü. Kafasında beyaz bir şapka der. Üzerinde bembeyaz giydiği takım elbise. Kemeri işte deriden, ayakkabısı beyaz şu şekilde çok modern bir adamdı. Ve gözleri çakırdı. Baktığınızda böyle sizi etkilerdi. Öyle bir ruhu vardı diye anlatırdı rahmetli. Sen ne olacaksın oğlum diyor Doktor Nihat İlhan'a. Ben hem asker hem doktor olacağım diyor. Nereden geldi böyle bir şey aklına diyor. O da diyor ki benim ailemde var diyor bir sürü asker ve doktor, ben de öyle olmak istiyorum. O zaman diyor çalış, azmet, her şey olursun diyor. Ve bana dua etti orada Atatürk diyor. Atatürk'ün duasını aldım, sonrasında diyor doktor ve asker oldum diyor. İlginç bir hikayesi daha var mesela Doktor Nihat İlhan'ın pek anlatılmayan. Tıp eğitimi için, ihtisas eğitimi için, cerrahi eğitimi için Amerika'ya gidiyor. Amerika'ya gittiğinde geri dönüşte gemide karşılaştığı birisi var.
Gemide tabi pasta kesiyor, yaş gününü kutluyor doktorun bu karşılaştığı kişi. Sohbet ediyorlar, bir sürü şey yaşıyorlar ve orada iyi bir arkadaşlık kuruyorlar. Bir Amerikalı. Tekrar Kıbrıs'a gelirken, Kıbrıs'a geldiğinde üst rütbeli subaylar Makaryos'un Cumhuriyet törenlerine katılan kişilerdi, resepsiyona katılan kişiler. Evet. O törene katıldığında bu Amerikalıyla karşılaşıyor. Çok enteresan. Bu Amerikalı'ya soruyor. Merhaba, işte ilk tanışmak istiyor tabii, sohbet ediyor, konuşuyor. Cevap vermiyor, tanımamışlıktan geliyor. Kenara bir yere geldiklerinde siz beni neden tanımadınız diyor. Neden tanımak istemiyorsunuz? Biz sizle gemide karşılaştık. Evet. Onuruma pasta kestiniz, doğum günümü kutladınız, bunu yaptınız, bunu yaptınız. Şimdi neden tanımamazlıktan geliyorsunuz? Ben sizi tanımam imkansız şu anda diyor. Çünkü Kıbrıs kazan, ben kepçe karıştırmaya geldim diyor. O gün diyor bu dediğini anlayamadım ama bu karşılaştığım kişi diyor 90'lı yıllarda diyor Amerika'nın yönetimine gelen Baba Bush'tu diyor. Bu çok kritik bir nokta aslında. Yani nereden nereye nelerin yaşandığını gösteren yani çok enteresan ilginç bir hayat hikayesi var. Doktor Nihat İlhan'dan dinlediklerimizdi bu. Tabii hepsi ayrı bir değer. Yani hepsini kısa süreye sığdırmak da imkansız. Çünkü verilen mücadele gerçekten çok büyük. Bir de hocam şimdi mücadele sonunda kurulan son Türk devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ya tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonra Orta Asya'da kurulan Türkiye devletleri var ama onlar bir bölünmüşlüğün sonunda kurulan devletler. Yani işte bugün Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan bir yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının ardından oluşan devletler. Ama Kıbrıs bu noktada biraz daha farklı bir yerde. Yani buranın da bir kurtuluş savaşı var. Kıbrıs Türk'ü şu tabiri çok seviyorum ben. Sökülmek istediği topraklara tırnağını geçirdi aslında. Bunu bir Mücahit abimizden duymuştum ben. 64'te Erenköy'e çıkan. Sizin için dedi mücadele neydi? Üniversite öğrencisiydiniz. Orada bilmem eğitime devam edebilirdiniz. Hiç silah eğitimi almadınız. Doğru düzgün bir bilginiz yok. Düzenli bir ordunun karşısına çıktınız. Bu dedi Kıbrıs Türk'ünün dedi tırnağını yaşadığı topraklara geçirme mücadelesiydi dedi. O yüzden dedi biz bu mücadelede yer aldık dedi. Kıbrıs Türk'ünün tarihi mücadelelerle dolu. Verilen mücadeleye baktığınızda herkes elinden ne gelirse onu yapmaya çalışmış ve çabalamış. Onun üzerine gidilmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu yüzden kolay kurulmayan bir devlet. Öylesine anımsanabilecek, öylesine vazgeçilebilecek bir devlet değil. O yüzden sıkıntı yaşadığımızda eğer bir sorun görüyorsak, bunun neticesinde yaşadığımız ortamdan memnun değilsek bu sistemi yıkmak değil çare. Düzeltmek. Bu sistemi düzeltmek, evimizin evet, içerisinde hocam, son düzeltmek. 5-6 dakikamız kaldı. Yani sohbetlerin açtıkça daha da ileriye gidiyor ama biraz da eğitimden bahsedelim son 5 dakika. Tabii. Bu YÖK almış olduğu yeni kararlar var. Özellikle mezun durumundaki öğrencileri çok yakından ilgilendiriyor ki. Nedir hocam bu yeni sınav sistemi nasıl olacak, nasıl bitecek? Bütün herkesi bağlayan bir karar bu. Evet, şimdi malum biliyorsunuz pandemi döneminde sınavları, dersleri hepsini vize sınavlarını özellikle ve dersleri online dijital ortamdan yaptık. Tabii YÖK'ün YÖDAK'ın bağlamış olduğu, vermiş olduğu bazı kararlar hepimizi bağlayıcıydı. Tüm üniversitelerde bu yolu izleyerek vize sınavlarını ve derslerini yürüttü. Final içinde aynı bağlamda bir karar üretildi. Bu kararda da şu var. Öğrencinin psikolojisini düşünerek, öğrenciyi daha fazla kasmadan verilen bilgiyi en net alabileceğimiz sınavı uygulamamız istiyor. Bu nedir? Online dijital sistem üzerinden sınavda yapabilirsiniz, projede de verebilirsiniz, ödev de verebilirsiniz. Bu bağlamda sizin elinizi serbest bırakıyor YÖK ve YÖDAK. Tabii bu karar 11 Mayıs'ta alındı. 12 Mayıs'ta biz okul olarak, yine Amerikan Üniversitesi olarak senato toplandı. Dekanlarla bir toplantı gerçekleştirildi. Her okul kendi bünyesinde zaten bu toplantıyı yapmıştır. Devamında da dekanlar bölüm başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Öğrencilerimizin seviyesini nasıl tespit edebiliriz, psikolojik durumlarını da düşünerek hareket edin diye senatomuzun almış olduğu özellikle böyle bir karar var. Öğrenci odaklı bir sınav sistemi kurun, öğrencilerin psikolojisini iyi düşünün, en iyi seviyesini ölçebileceğiniz sınav sistemini uygulayın dediler. Bu bağlamda da yeni bir sınav sistemi üretildi. YÖK'ün ve YÖDAK'ın koymuş olduğu kurallara bağlı kararlar her fakülte kendi sınavını
bu bağlamda yapacak. 8-13 Haziran tarihleri arasında da gerçekleştirecek. Devamında da mezunlarımızı vereceğiz. Diğerleri de birinci sınıfa herhalde geçecek. Herhalde mezuniyet töreni bu sene hiçbir okulda olmayacak değil mi? İnşallah süreç düzelir. Belki şimdi hemen yapılmaz. Eylül-Ekim bilemiyoruz. Bu çocukların da hakkıdır. Yani o kadar yani bir tören hakkı. Herkes mezun olduktan sonra bir kep atmak ister. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz bakalım. Peki hocam, dijitalleşmeyi nasıl görüyorsunuz? Yani son olarak da bunu cevaplayalım da. Dijitalleşme, iletişimciyim ben. Sağımızda iletişim. Dijitalleşmeden iletişimin olması imkansız artık zaten. Gazeteler dijitalleşti, televizyonlar dijitalleşti. Dijitalleşirken, bu mecraya girerken uyum sağlamak gerekiyor. Tek sıkıntı uyum sorunu. Bir, artık kesin keskin, her seferinde de bunu söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim yasa çıkana kadar. Bilişim suçlarıyla ilgili çok çok acil bir yasa çıkarılmasına gerek var. Onunla ilgili yasa da komitede zaten şu an hızlı alttan bir şekilde, yukarıya aldırar mı? Hızlı bir şekilde hayata geçmesi gerekiyor. Çünkü eğitim de orada, siyaset de orada, özel hayat da orada, kişiler de orada, her şey orada. Dolayısıyla bu yasa bir an önce çıkarsa daha hukuki boyutta gider diye düşünüyorum. Ama eğitim boyutuna gelince öğrencinin daha çok algıya ve manipülasyona tabi olduğu, o alana giren herkesin aslında manipülasyon ve algıya dahil olduğu bir ortamdayız. Dijitalleşen sistemde eğitimin daha pratik, kısa paketlerle yürütülmesi gerektiğine inanıyorum ben. Kısa kısa videolar olacak, kısa kısa görseller olacak. Böyle yürütmeniz gerekiyor. Öğrenci birebir görmek istiyor sizi. Evet. İki farklı sistemle eğitimi yürüttük biz ama daha çok görüntülü olarak. Sadece okulun kurmuş olduğu sistem üzerinden de gitmedik yine Amerikan Üniversitesi tabii olarak. Yani WhatsApp'ı da kullandık, farklı mecrayı da kullandık. Aktif olarak öğrenci nasıl memnun olacaksa, öğrenci bu dersi nasıl anlayacaksa öyle gittik. Ama şimdi paket eğitim sistemine dönmek zorundayız. Kısa kısa videolarla, kısa kısa görsellerle tek bir konuyu anlatarak gitmek zorundayız. Yeni İnşallah bir eğitim hocam sistemine. Bizler de tekrar o eski günlere dönmek istiyoruz. Yani öğrencilerin ülkemize geldiği, okullarımızın dolduğu, caddelerimizin hareketlendiği, ekonomimizin işlerliğinin yeniden o eski günlerine döndüğü günleri de bizler de özlemle bekliyoruz. İnşallah Eylül ayına bu sıkıntı çözülmüş olur da herkes de bir rahat nefes almış olur diyelim. Beklentimiz o yönde. Son mesajınızı alalım hocam, artık programımızın da sonuna geldik. Okullar bağlamında söylemek istiyorum ben. Acil hükümetin bu konuyla ilgili bir tedbir alması, bir karar üretmesi gerekiyor. Malum okulda 103 bine yakın öğrenciden bahsediyoruz. Büyük bir çoğunluğu 3. dünya ülkesi ve Türkiye'den gelen öğrenciler. Bunları geri getirmek için formül üretmek zorundayız. Aksi halde bütün üniversitelerimizi büyük bir sıkıntı bekliyor. Hem mali kriz bekliyor, hem öğrenci bağlamında bu kadar kampüslerimiz var. Bu bağlamda büyük bir sıkıntı bekliyor. Bununla ilgili bir tedbir üretilmesi lazım. Hayatımızı da, tarihimizi, kültürümüzü, sanatımızı da dijital ortama çok aktif, belki bir ekip çalışmasıyla, projeler üreterek en kısa sürede aktarmamız gerekiyor. Size de burada ek yapalım hocam. Sadece üniversiteler değil, esasen burada ev sahiplerine, dükkanları, restoranları, herkes bekliyor bu akımı. İnşallah en yakın zamanda hükümetin de atacağı olumlu adımlarla bu sürecin bize bağlı olmayan kısmı da düzelirse inşallah güzel günleri görürüz. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür sağ olun. Ediyorum. Günlük Amerikan Üniversitesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Muharrem Özdemir'le hem 19 Mayıs'ı konuştuk, hem Kıbrıs Türkü'nün vermiş olduğu mücadeleye değindik, hem de eğitim alanında YÖK'ün almış olduğu karar sonrasında üniversitelerin izleyeceği yol haritasından kısa da olsa bir bilgi edindik kendisinden. Bu yayının sizlere ulaşmasında emeği geçen arkadaşımız Ersan Balıkçıoğlu'na teşekkür ederiz. Şimdi kısa haberleri vereceğiz. Hemen akabinde saat 13'te Eftal Keser günün gelişmelerini değerlendirdiği bültenle sizle birlikte olacak. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Esen kalın.